Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Samsung akıllı cep telefonlarında yazılım güncellemesi veya uzun kullanım sonucu oluşan takılma, donma ve yavaşlama gibi sorunları telefonun komple fabrika ayarlarına sıfırlamaya gerek kalmadan ve telefondaki kişisel verilerimizi kaybetmeden çözmenin yolunu göstereceğiz. Ayarlar menüsüne girilir. Genel yönetim seçilir. Sıfırla seçeneği seçilir. Fabrika ayarlarını sıfırla seçeneğini seçersek telefondaki her şey silinir. Telefondaki bütün bilgilerimiz, rehber, fotoğraflar, videolar, uygulamalar hepsi komple silinir. Bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bu seçeneği şimdilik kullanmıyoruz. Biz tüm ayarları sıfırla seçeneğini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi ekrandaki ilgili ayarlar hariç tüm ayarlar fabrika çıkış ayarına döndürülür. Eğer telefonunuza tüm ayarları sıfırla veya fabrika ayarlarına dön gibi seçenekler yok ise A ayarlarını ve erişilebilirlik ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Şimdi tüm ayarları sıfırlayalım. Fabrika ayarlarına dön seçeneğini seçiyoruz. Ekran kilidi için belirlediğimiz PIN kodunu giriyoruz. Telefondaki tüm ayarların varsayılan fabrika ayarlarına döndürüleceğini ve telefonun yeniden başlatılacağına dair bizi uyarıyor. Şimdi sıfırla seçeneğini seçiyoruz. İşlem başladı. Telefon kapanıp açılacak ve sıfırlama işlemi tamamlanmış olacak. Telefonumuz yeniden açılana kadar bekliyoruz. İşlem bitti ve telefonumuz yeniden açıldı. PIN kodumuzu girerek telefon ekranımızı açıyoruz. Bu işlem sonucunda telefondaki rehberimiz, fotoğraflarımız, videolarımız, uygulamalarımız hepsi duruyor. Hiçbir verimizi kaybetmiyoruz. Sadece ayarlar yönünden fabrika ayarlarına döndürülmüş oluyor telefonumuz. Bu ayarlar da örneğin Wi-Fi ayarı, hotspot ayarı, bildirim sesleri ayarı, zil sesi ayarı, titreşim ayarı, navigasyon menüsü ayarı, klavye ayarı vesaire ayarlar. Bu ayarlar fabrika çıkış ayarlarına döndürülüyor. Onun dışında herhangi bir veri kaybımız olmuyor. Bu yaptığımız işlem ile telefonumuzdaki sistemsel donma, takılma, kilitlenme ve yavaşlamalar gibi sorunlara çözüm üretmiş oluyoruz. Bu işlem ile sorunlarınız çözülmez ise yedeklerinizi alıp komple fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza destek için lütfen abone olup beğenmeyi unutmayalım. Hoşça kalın.